özellikle 7 Haziran sonrasında ve özellikle Davutoğlu'nun yaptığı açıklamada Haziran ve Kasım arasında gerçekleşen katliamlarla ilgili birbiriyle bağlantılı olan ciddi bir işleyiş var. Hem Ankara katliamı, hem Diyarbakır, hem Suruç ve Antep'te gerçekleşen olayların faillerinin birbiriyle bağlantılı ve irtibatlı olduğu ile ilgili. Şimdi bunların özellikle bu dosya içerisinde gelen telefon kayıtları ve görüşmeleri var. Bu görüşmelerle ilgili de açıkçası bütün dosyalardaki sanıkların birbiriyle bağlantılı oldukları ve olayların da açıkçası her bir dosyada tutuklu bulunan bir ya da iki kişinin daha ötesinde organize, planlı ve örgütsel bir suç şebekesi tarafından işlenildiği de açık. Ve işin en acı yönü her duruşmada tekrar karşımıza çıkıyor. Ciddi bir kamu ve kolluk ihmali ve ihlalinin mevcudiyeti. Dosyamızda halen kamera kayıtlarıyla ilgili incelemeler yapılmadı. Gelen kayıtlar eksik ve yapılan incelemeler de çok şekli boyutta kalıyor. Açıkçası konuya açıklık kazandırmanın çok gerisinde. Bu duruşmada öncelikli taleplerimiz bu temeldeydi. Gelen telefon kayıtlarının ve irtibatların sorgulanması ve eksiksiz yürütülmesi konusunda. Ayrıca dosyada konu intihar bombacısı saldırganı olay yerine kadar taşıdığı ihtimali yüksek olan Abdullah Ömer Aslan'la ilgili yapılan suç duyurusu ve dosyamızın birleştirilmesi. Ayrıca firari sanıkların bakanlık ve emniyet tarafından ayrıntılı bir şekilde yapılacak soruşturma ve inceleme ile hem Suriye'deki özellikle IŞİD'lilerin yakalanmış oldukları gerçeğinden yola çıkarak bir an önce yargılanmak üzere yakalanıp dosyamız içerisine getirilmesini ve kamu vicdanının da bir şekilde adaletin tecellisini sağlayarak yerine getirilmesi yönünde talepler çerçevesindeydi. Bizim talebimiz ısrarla ve birçok incelemeleri biz de sürdürüyoruz. Soruşturma aşamasında yerine getirilmeyen, eksik bırakılan birçok hususun kovuşturma aşamasında da gizli kalmasını sağlamaksızın ortaya çıkarılmasını sağlamak odaklı. Mahkeme muhtemelen, çünkü İda makamı da bizim birçok talebimiz doğrultusunda onlar da taleplerde bulundular. Ara kararların takibi konusunda da bir titizlik ve bir gayret açıkçası biz de görüyoruz ama yeterli mi? Elbette ki değil. Biz de sürecin hızlandırılmasını istiyoruz. Mahkeme henüz şeylerini vermedi, ara kararlarını vermedi. Biz de bekliyoruz. 13. duruşma açıkçası böyle herkesin kamuoyunun vicdanını inciten bir dosya için 13. duruşmada bu kadar az yol kat etmek çok üzücü. Ama biz kesinlikle de sonunu takibini de yapacağız. Sayın Bingöl, peki gözlemlerinizi de dinlemek isteriz. Mahkeme heyetinin yaklaşımı nasıl bu davaya? Bugün bir sonuç çıkar mı sizin için? Ya bugün bir sonucun çıkma olasılığı yok. Zira duruşmamız şehrin çok uzağında cezaevi kampüsü içerisinde bir duruşma salonunda gerçekleştiriliyor. Olayın sanıklarının hiçbiri, özel tutuklu olan bir sanık var, iki tanesi firari. Sanık duruşma salonuna getirilmiyor. Aileler her defasında ciddi güvenlik önlemleri arasında duruşmaya telefonlarını bile kapıda bırakarak uzun yollar kat ederek geliyorlar. Soğukta günün erken saatlerinden sabah başladık ki halen duruşma devam ediyor. Bu saate kadar mağdur ediliyorlar. Yani bu dosyanın titiz bir şekilde ele alınması, hani adaletin tecelli edilmesi yönündeki bir gayreti biz usul yönünden açıkçası görmüyoruz. Çünkü olayın faillerine tanınan toleransın ve kolaylığın mağdur tarafa tanınmadığını, ailelerin her gelişlerinde, duruşma ortamı içerisinde de mağduriyetlerinin giderilmesinden öte artırıldığının da tanıklığını yapıyoruz. Avukatlar olarak çoğu zaman biz mahkemelerin yapacağı şeyleri de biz yerine getirmek durumunda kalıyoruz. Ama bu bizi katiyetle vazgeçirmiyor. Ulaşabildiğimiz bütün olanakları, özellikle olayın açıklık kazanması açısından, çünkü hem kamuoyu vicdanı var ki bu dosyanın
avukatlığını yapan birçok arkadaşımız olayın doğrudan çoğu mağduru, çoğu tanıklık etmiş olan insanlar. Bizler o gün yaşanan patlamanın ortamında bulunan insanlarız. Ailelerin mağduriyetlerine de birebir tanıklık etmiş olan kişileriz. O yüzden katiyetle de bu gözlemlerimiz, bu sürecin de içerisinde yer aldığımız için sonuna kadar da takip etmeyi gerektiriyor. Ama bir gayret olduğunu ben söyleyebilirim. Özellikle ara kararların gelişmesi, ki bunun da ben dosyadaki ciddi bir savunma, ısrar ve sonuna kadar adalet arayışını ve beklentisinden kaynaklı olduğunu kanaatindeyim. Sayın Bingöl, biz de duruşmanın detaylarını takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.